Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün önce tabii ilk slaytımızı bir görelim. İnsanlığın var olduğu tarihten bu yana süre gelen bir boşluk var kadınla erkeğin arasında. Bugün o konuya gireceğiz aslında. Birçok insan bu boşluğa baktı, birçoğu anlamaya çalıştı, birçoğu doldurmaya çalıştı. Ama hala binlerce yıldır birçok film, hikaye ve senaryoya maruz kaldık burada. Niye bu kadar farklıydık? Asıl mesele buydu. Bugün tabii binlerce yıllık bu hikayeyi 10 dakikada çözebilecek bir durumumuz yok. Tek derdim farklı bir açıdan bakabilmeniz. Çünkü yıllarca bu farklılıklar iki noktada tartışıldı. Kimisi bu farklılıkların çok kötü olduğunu, negatif olduğunu, eşitlememiz gerektiğini söyledi. Kimisi ise bu farklılıkların bir zenginlik olduğunu söyledi. Özetle insanlık uzun yıllar boyunca bardağın yarısı dolu mu, boş mu diye tartıştı. Bugün bardağın içinde ne var onu konuşacağız. Yani insanlar yine dolu boşu tartışsın. Peki bu bardağın içinde ne var? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bu boşluğu en iyi dolduran şey aşk. Üzerine saatlerce konuşulabilecek bir mevzu. Şimdi bu aşk, bu boşluğu doldurduğu zaman farklılıklar ortadan kalkıyor. Biliyorsunuz, yani hepiniz yaşamışsınızdır o güzel aşkın ilk hali, fenil etil amin dediğimiz faz. Ne oluyor? Beyin bir anda formatlanıyor değil mi? Yani herkes ilk fabrika ayarına döndüğü için farklılıkları görmüyorsun. Sorun yok senin için. Niye? Beyinler aynı. Fakat biliyorsunuz hiç fizyolojik bir durum değil. Gözünüz kör oluyor, sürekli şarkılar duyuyorsunuz, yemeden içmeden kesiliyorsunuz falan. O nedenle bu dönemin bir yerde sonlanması lazım. İşte bu noktada görme başlıyor. Hani vardır ya bir kadın isyanı, işte Samet sen çok değiştin diye. Aslında Samet falan değişmedi. Ablacığım sen önceden kördün çünkü aşk insanı kör ediyordu. Şimdi gözün açılmaya başladı. Mevzu. Gözümüz açıldığında ne görüyoruz? Bugün bunu konuşacağız. Yoksa aşkta her şey mükemmel. Şimdi baktığınız zaman bu çok güzel mevzuyu anlamanız için önemli bir nokta. Bakın burada iki tane obje görüyorsunuz. Birisi yuvarlak, birisi köşeli. Çok net. Sabaha kadar da ölçsek bu cisimlerin aynı olma ihtimali yok. Hani göz var, nizam var diyorsunuz ya. Tıpkı kadınla erkeğin bakış açısı da aslında bu şekilde. Oysa bu cisimler birbirinin tıpatıp aynı. Tıpatıp aynı şeyi işte kadın farklı görüyor, erkek farklı görüyor. Şimdi ne demek istediğimi anlatayım. Hani bu o cismin ayna görüntüsü. Ne gördüğünüz, nereden baktığınızla ilgilidir. Kogi Chiguara'nın çok kıymetli bir çalışması. Bu bir fake yok burada, bilimsel bir çalışmadır. Ya şu yuvarlakların köşeyle aynı olma ihtimali teorik olarak yok. Ama bakın, boşluklar görüyorsunuz. Kimi yuvarlak, kimi köşeli. İşte burada kadınlarla erkekler, bak aynı şeye bakıyorlar ama farklı görüyorlar. Hani bunu anlayabilmeniz için söylüyorum. Burada önemli olan şu. Bunu aktarabilmek. İşte biri boşluğu yuvarlak görüyor, biri ise köşeli. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Gelin şimdi onu konuşalım. Bir kere şunu lütfen unutmayın. Size yıllardır anlatılan beyin erkek beyni. Bir sürü sunum izlersiniz beyinle ilgili. Hep tek bir beyin gösterilir, anlatılır. Daha çok erkekle ilgili beyinlerle ilgili keşifler yapılmıştır. Ama son dönem biliyoruz ki durum hiç böyle değil. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de yıl olmuş 2018, herhalde insanlar artık, bilim insanları buna dikkat ediyorlardır. Üzgünüm ama hayır. Ne demek istiyorum? Şu. Diyelim cinsiyet çalışmıyorsunuz. Tümüyle bağımsız bir konu çalışacaksınız. Ne olsun mesela? Kahvenin kalp üzerine etkisi. Cinsiyet çalışmıyorsunuz. Tamam, tek derdiniz kahve kalbe ne yapar? Ne yapacaksınız? İşte hayvana, bu tarz hayvanları kullanıyoruz. Kahve içirip daha sonra kalbini kesip inceleyeceğiz. Mevzu bu. Soru şu, hangi hayvanı kullanırız? Erkeği mi, dişiyi mi? Cinsiyet çalışmadığımızı varsayarsak. Sizin cevabınızı bilmiyorum ama bilim camiasında kural nettir. Her zaman erkek hayvan kullanılır. Tek bir nedenden dolayı. Çünkü hiçbir bilim insanı dişiyle uğraşmak istemez. Tam anlamıyla şunu kastediyorum. Hani burada evdeki sorunlarını anlatan biri olarak gözükmek istemem. Derdim şu, dişiyle çalışmak çok zordur değerli konuklar. Çünkü dişi, o da bir memeli, fare olmasına rağmen, o da bir memeli ve dişilerin sahip olduğu bir döngü var. Halk arasında menstrual döngü dediğimiz, adet döngüsü. Bu bütün çalışmanızı etkiler. Onun kaçıncı günde olduğunu bilmeniz lazım.
Hayvana da soramıyorsun kaçıncı gündesin diye. O çok zordur, ondan bir sıvı alırsın, mikroskop altında bakarsın, atlası açarsın. Bilim insanının bununla uğraşacak vakti yoktur. Ver bana oradan 30 tane erkek, tak 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 tak. Adamın her günü aynı çünkü. O yüzden çalışmalar, hep bilimsel çalışmalar erkekler üzerine. Yok yok, Allah aşkına sağ ol. Bilimi alkışlıyoruz gibi garip bir şey oldu. Tek bir örnek vereyim. Mesela uzun yıllar hafif stresin öğrenmeyi artırdığı ile ilgili akut stresin bir sürü çalışma var. Hepsi erkekte yapıldı. Hep de aynı sonuç tekrarlandı. Evet, akut stres öğrenmeyi hipokampüsteki sinaptik bağlantıları artırıyordu. Lakin daha sonra bir bilim insanı bunu dişide baktı. Çok ilginç bir sonuç gördü. Tek bir örnek söylüyorum size. Dişide tam tersi etki yapıyordu. Yani burada cinsiyet çok önemli bir kavram. Peki. Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayın. İnsan denen canlı yalan söyleme yeteneğine sahip bir canlıdır. O yüzden bu sunumun bundan sonraki kısmında çok fazla doğa, çok fazla çocuk göreceksiniz. Çünkü doğa asla yalan söylemez. Belirli bir yaşa kadar çocuklarda. Nature'da yayınlanan bir yayın bu. Sirke sineği. Sinek olduğuna bakmayın. Boyutu yaklaşık 1 milimetre ama en fazla Nobel kazandıran hayvanlardan biri biliyorsunuz. Bu çok fazla üstünde çalışma yapılıyor. Bunun bir beyni var. Erkek ve dişide bir beyin farklılığı var. Şöyle, erkekte bir bölge var, dişide yok. Erkeklerce ki bak bizde fazladan bir bölge var. Ne işe yarıyor? Kanat ve bacaklara ekstra uzantılar gönderiyor. Erkek daha iyi dans edebiliyor. Ne işe yarıyor bu? Dişiyi etkilemeye. Bak fazladan bir bölge var. Çünkü dişi sirke sineğinin tek derdi, en iyi kim daha? Hilmi dans ediyor, tamam. Mevzu bu. Bu kadar basit. Şimdi birçok aranızda çok havalı insanlar var burada, güzel de görünüyorlar. Diyecekler ki beni sirke sineğiyle nasıl bir tutarsın, deli misin sen? 1 milimetrelik canlıyla 2 metrelik canlıyı. Bak bize ne kadar benziyorlar. Science'da yayınlanan bir yayın bu. Mutsuzluğu ölçüyorlar. Sineği nasıl mutsuz edeceksin ki? Sinek bu. Al şu ödevler yarına bitecek mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Erkek sinekleri rastgele ikiye ayırıyorlar. Bir grubu hiç çiftleşmemiş dişilerin yanına koyuyorlar. Doğal olarak oradaki erkeklerin hepsi çiftleşebiliyor. Bir grubu ise henüz yeni çiftleşmiş dişilerin yanına koyuyorlar. Oradaki erkeklerin hiçbiri çiftleşemiyor. Teorik olarak çiftleşenler mutlu, çiftleşemeyenler mutsuz. Daha sonra beyinde moleküllere bakıyorlar. Aynen böyle çıkıyor. Sıkıntı yok. İlginç olan şu. Bunların beslenme ortamında kavanoz içinde yaşar bu arkadaşlar. Pekmez tüketir. O tüplerin içinde pekmez var. Bakıyor bilim insanları kim neyi tüketiyor diye. Bir bakıyorlar, çiftleşebilen erkeklerin hepsi, bu arada tüplerin şöyle bir farkı var. Normalde içlerinde pekmez var, bazı tüplere bilim insanı alkol eklemiş. Hani kim neyi tüketiyor diye. Çiftleşebilenlerin erkeklerin hepsi normal besini tüketirken, çiftleşemeyen erkeklerin hepsi alkollü besini tüketiyor. Bak, adam sıkıntıdan kendini alkole vuruyor, tamam mı? Bize ne kadar benziyor. Kuşlar, fazladan bir bölge var erkeğin beyninde, koca koca şarkı söylemeye yarıyor. Doğada erkekteki bütün bu farklılıkların temeli dişinin dikkatini çekebilmek. Uzun üstüne saatlerce konuşabilirim çünkü dişi her zaman seçicidir. İnsanda da böyle. Bak şimdi birazdan bir video göstereceğim size. Sosyal medyada çok fenomen oldu. Bir erkek takla atıyor. Niye durup dururken bir çocuk? Ortamda kız var. Eğer kız bakmazsa o takla atılabilir mi? Asla. Bak şimdi. Bu çocuk takla atıyor. Çünkü kız var. Bak ona bakıyor. Bak. Ah, nereye dur? Bak bak bana bak. Bak takla atacağım sana. Baba rezilliğe bak. Allah aşkına. Aynı. Yani hiç değişmez. Tamam mı? İnsanda durum nasıl? Gelin şimdi çok hızlıca ona bakalım. İnsan beynine baktığımız zaman dışarıdan erkek ve kadın beyni kabaca dışarıdan büyüklük dışında neredeyse tıpatıp aynı. İçerisi ama komple farklı. O kadar farklı ki görme, işitme, mutluluk, bütün bildiğiniz fonksiyonlar çok ciddi, farklı. Birkaç tanesini ele alıp hızlıca bitirelim. Şimdi mutluluk. Yeryüzündeki bütün erkekleri bir araya toplayın. Hepsini bak, en entelektüel, her yıl Nobel alan abiden, papyonlu abiden, her gün kahvede pişli oynayan abime kadar. Hepsinin ortak bir fikri vardır. Nedir o? Kadınları mutlu etmek imkansız abi. Bak sonuna da samimiyetten abi derler. Şimdi burada çok fazla lady var. Soruyorum, sizi mutlu etmek gerçekten imkansız mı? Hayır, çık çık. Bir kez de duysam ya bir kadın, evet imkansız dese. Sinir bilimsel açıdan tabii ki imkansız değil ama çok zor. Ne demek istiyorum? Hollywood uzun yıllar bize bunu pompaladı. Bağımlılık erkek egemen bir şeymiş gibi. Son 10 yıl ise bize şunu gösterdi. Kadınlar bağımlılığa daha yatkın. Tek bir nedenden dolayı. Östrojen.
Şimdi biliyorsunuz beyinde ödül merkezini dopamin diye bir molekül uyarıyor. Şimdi bir dopamin, uyduruyorum şu an böyle, sizi bir mutlu ediyor diyelim. Eğer ortamda östrojen varsa bir dopamin sizi 1000 mutlu ediyor. Bu kadar etkiyi artırıyor. Kadınlar biliyorsunuz östrojen hormonu da salgılıyor. Erkekler olarak bilmemiz gereken tek şey kadınlarda östrojen ne zaman fazla. Sevgili erkekler bu kıyamı unutmayın bakın. Bu kadınların her ay yaşadığı biz erkeklerin hiçbir fikri olmayan mevzu. Adet döngüsü dediğimiz mevzu. Uzaktan bakıyoruz ne oldu bu kadına falan şeklinde. Mevzu şu bakın. İlk bir gördüğünüz adetin başlangıcı birinci günü tamam mı? Şimdi bakıyoruz. Yukarıda morla östrojeni görüyoruz. Bakın östrojen 10 ile 15 arasında artmış tepe 5 gün accebe. 20 ile 25 arasında da artmış accebe. Ettim 10 gün sizi bilmem ama ayda 10 gün bana fazlasıyla yeter. Ayda 10 gün düşünsene müthiş bir şey. Lakin size kötü bir haberim var erkekler. Bakın 20 ile 25. gün arası progesteron da artıyor. Hiç uzatmayayım bu östrojenin etkisini baskılıyor gibi düşün. Kaldı mı elinde 5 gün? Tüm esprilerini, tüm şakalarını, tüm organizasyonlarını o 10 ile 15 arasına yığ abi. Niye biliyor musun? Karşında şu kız olacak. İnanılmaz mutlu. Durup dururken mutlu oluyor. Bak küçücük bir çikolatayla git eve. Hayatım sana bunu aldım. Ne? Bana çikolata mı aldın? Sen beni ne kadar seviyorsun sen? Ha, kikir kikir. Dokunsan gülecek. Niye? Östrojen dolu. Ama diyelim doğum günleri, yıl dönümleri, özel günler şu 20 ile 25 arasına tekabül ediyorsa bilimin sana yapabileceği hiçbir şey yok. Kaderine mahkumsun. Ne yaparsan yap karşında bu kadın olacak. Ve herkes deliriyor ya bu kadınları mutlu etmek. Teşekkürler. İmkansız diye. Değil, zamana bağlı. Şimdi birçok erkek diyecek ki iyi de nereden bileyim ben karımın, kız arkadaşımın döngülerini, döngülerini? Bak şöyle akıllı uygulamalar var. Yükle telefona falan. Şimdi çok kısa bir şeyden daha bahsedeyim. Bir kadın isyanı var ya, beni niye dinlemiyorsun? Bakın erkek beyni dinlemeye müsait bir beyin değildir. İki nedenden dolayı. Dinleme ve işitme sol yarı kürede gelişen önemli bir olay. Yani sol taraf daha baskın kullanılan bir durumdur. Erkek de sol yarı kürenin gelişimi geç olduğu için erkek burayı kullanmaz, tamam mı? Yani daha geç kullanır, farklı kullanır. Şimdi detayı çok karışık. O nedenle size durumu farklı anlatacağım. Şimdi kafadan 1-0 burada yenik başlıyoruz. Çünkü adam sağı kullanmaya meyilli. Mesela şu gördüğünüz mavi alan temporal lob, dil işleyişi ve muhakemeden sorumlu bir alana, söyleneni algılama. Bu da dişi beyinde çok gelişmiş. Etti mi 2-0? Yani erkekler işitme konusunda kötü. Tek bir örnekten bahsedeceğim size. Deney çok basit. Kişilere kulaklık veriyorlar. Diyorlar ki size kulaklıktan tek bir kelime söylenecek. Yüksek sesle tekrarlayın. Çok basit değil mi? Saniyede bir kelime ama. Her saniye bir kelime. Ya şöyle bir tuzak var. Arada sağ kulaklıktan farklı bir kelime, sol kulaklıktan farklı bir kelime eş zamanlı söyleniyor. Diyorlar acaba hangisini söyleyecek? Şimdi kadınlar da erkekler de deneye giriyor, deneyler bitiyor. Sonra biz kayıtlara bakıyoruz. Bak önce masa gelsin, sonra sandalye gelsin. Daha sonra sağdan koyun, soldan armut aynı anda söylensin. Tamam mı? Bak şimdi kadınlar aynen böyle. İşte masa, masa, sandalye, sandalye. Bu geldiğinde kadınlar aynen şunu yapıyor. Koyun, armut. Allah aşkına dikkat et bak. Aynı anda gelmesine rağmen kafayla da gösteriyor ha. Koyun, armut şeklinde. Erkekleri görmen lazım. Masa, masa, sandalye, sandalye. Bu geldiğinde mikrosaniye bir donma ifadesi veriyorlar. Beklemedikleri bir şey. Kimi koyun diyor anlarım. Kimi armut diyor anlarım ama büyük bir çoğunluğu kormut diyor, kormut. Üstelik söylerken de farkında korumut, korumut ne ya falan şeklinde. Yani şimdi size şunu söyleyeceğim. Bir işle uğraşan bir adama bir şey anlatmayın. Bak aynı anda iki iş geldiğinde abi mavi ekran verdi. Yani televizyon izleyen adama bir şey anlatma. Kanal değiştiriyor ya seni duyamaz. Diyorsun ki Hilmi yarın gelirken annemleri almayı unutma. Hilmi sana kafa sallayacaktır. Bu bir erkek savunma mekanizmasıdır. Gürültü kaynağını uzaklaştırmak üzere. Sen de diyorsun Hilmi beni anladı. Ertesi gün geliyorsun, Hilmi annem nerede? Ne annesi? Diyorsun Hilmi annemi sevmiyor. Hayır, Hilmi duymuyor, sorun orada. Kadınlar, dişi beyin iki konuda müthiştir. Empati yapma, çok iyidir. Empatinin temeli nedir? Çok iyi işitme, az önce gördüğünüz ne kadar iyi olduğunu. İki, yüz okuma. Bak bir kadın, adam girer eve tüm gün hiç görmez adamı, adamın suratına sadece 5 dakika bakar. Anında bütün gününü çözer. Sorar Hilmi neyin var?
Sana yemin ediyorum Hilmi bile bilmiyor neyi var. O derece. Çok hızlıca üst bilişsel fonksiyon frontal korteksten bahsedip bitireceğim. Karar vermeyle ilgili çok önemli bir mekanizma bu. Erkek beyniyle kadın beyni arasında, dişi beyin arasında karar verme mekanizması çok farklı. Erkek çok kolay risk alabilir. Dişi beyin farklı çalışıyor. İyi kötü demiyorum, farklı çalışıyor. Mesela şöyle bir şeyi bir kız çocuğunda göremezsiniz, tamam mı? Yerde dört kız yukarıdan bisikletle bir kız. Asla. Bir anne böyle ampul değişmez, böyle bir şey yapmaz. Güzel ülkemden bir manzara, dozeri kaldırıp altında gölgelenelim. Yani bunlar hep testosteronla verilmiş kararlar. Bak bir anne şöyle bir oyun oynamaz çocuğuyla. Dikkat et. Geç kaleye, geç kaleye. Bir de sus diyor bak ne yapacaksa. Hop hop abi yuvarla topu işte pat gül. Bak anne olsa o çocuğa 200 yaşındaki bir kadına yuvarlar gibi yuvarlar topu. Ama baba pat falan diyor. Ders çıkarma o kadar farklı ki kadın erkek beyninde. Erkek beyni ders çıkarmadan kastım şu. Bir hata yaparsın o hatayı görürsün ben bunu bir daha yapmayayım. Erkek beyni ne yazık ki bu konuda kötü. Bak bir hata olabilir. Hepimiz hata yapabiliriz. Önemli olan bu hatayı yapıp ders çıkarıp bir daha bunu yapmamak. Ama nakavt. Kamerayı bırakıp koşan anne. Gitmezse çocuğun boynu kırılacak çünkü bak. 70 yaşında da böyle, 7 yaşında da böyle. Bak çocuk çıkarken düşüyor çadırdan. Olabilir hata. Sen ders al düşme. Sen ders al düşme. La sen ders al düşme. Bak bilerek kendini yere atıyor. Allah Allah. Dikkat et. Dördüncüde ders alıyor, yanlış ders alıyor. Herkes düşmüş, ben de düşmedim falan diye. Temel fark böyle. Birçoğunuz diyecek ki ya bizi şimdi videoyu da izleyenler, internetten izleyenler diyecek ki ya kardeşim ne alakası var? Sen şimdi diyorsun dişi beyin empati yapar da ben biliyorum ki empati yapabilen bir sürü müthiş erkek de var. Haklısınız. Veya işte erkek beyni uzamsal konularda çok iyi. Ama çok iyi mühendis olan dişi beyin de var. Haklısınız. İşte burada karşımıza çok önemli, bugünün en önemli mesajı çıkıyor. O da şu. Beyninizin cinsiyeti biyolojik cinsiyetinizden bağımsızdır. Bakın bu çok önemli. Anne karnında maruz kaldığınız androjenlerle ilgili bir mevzudur bu. Ve işte erkeklerin büyük bir kısmı erkek beyinli, kadınların büyük bir kısmı dişi beyinli ama dişi beyinli erkek ve erkek beyinli kadınlar da var. Bunu unutmayın. Yani empati yapmak çok net bir dişi beyin yeteneğidir. Ama bunu dişi beyinli erkekler de yapar. Bu önemli. Bu arada bu tümüyle bilişsel yeteneklerle ilgili bir durumdur. Onu da söyleyeyim. Şimdi salonda beyninizin cinsiyetini peki nasıl öğreneceksiniz? Anne karnında ne kadar testosterona maruz kaldığınızı nasıl öğreneceksiniz? Onu da gösterip bitiriyorum. Avuç içinden ellerinize bakacaksınız. Çünkü anne karnında maruz kaldığınız bu androjenler parmak oranlarınızı belirliyor. İki parmağa bakıyorsunuz. Yüzük ve işaret parmağı. Avuç içiyle birleştiği yerden itibaren. Türkçesini söylüyorum. Yüzük parmağınız tamam mı? İkiye göre yani işarete göre ne kadar uzunsa o kadar erkek beyinlisiniz, eşitse dişi beyinlisiniz, iki uzadıkça daha da dişi beyinli oluyorsunuz. Tamam mı? Şu an salonda herkes böyle. Yani dua eder pozisyonda. Bazı erkekler elini cebine soktu. Görmedim sanma. Bu hikaye çok uzun bir hikaye. Daha detaylarını merak edenler için şöyle bir kitap. Bu arada toparlamayız. Hep burada böyle dağılıyor herkes. Merak edenler bu kitaptan takip edebilirler. Ben bir yazar değilim ama konuyu özetleyecek, anlaşılır bir şekilde sunmaya çalıştım. Sabrınız için çok teşekkürler.